Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin hayatlarını kaybetmesinden 2 gün sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı, şehit sayısının 36'ya yükseldiğini açıkladı. Gezi olayları ve ekonomik rakamlardan söz eden Erdoğan, İdlib'de yaşananları değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile Moskova arasındaki görüşmelerden sonra her iki tarafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplarla mücadeleye devam ederek sahadaki gerilimi azaltmaya, gerilimi azaltma bölgesi içi ve dışındaki sivilleri korumaya ve tüm ihtiyaç sahiplerine derhal yardım sunmaya bağlılıklarını teyit etti açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın açıklamaları beni derinden yaraladı diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bütün milletime söz veriyorum, Millet İttifakı'nın iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak dedi. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan dün sınırlarına yönelik yasa dışı organize ve toplu bir saldırıya maruz kaldı ancak dayandı, sınırımızı ve Avrupa Birliği sınırını korumuş oldu dedi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 20 Ocak 2020 itibarıyla 3.585.000 Suriyeli bulunuyor. Sayı her gün değişirken Türkiye'de halihazırda 192 ülkeden 5.1 milyonun üzerinde düzensiz göçmen bulunduğu tahmin ediliyor. Gaziantep'te sosyal medyada İdlib'te yaşanan olaylarla ilgili provokasyon yaptıkları iddiasıyla savaş karşıtı paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Bilim kurgu yazarı Velzin romanından sinemaya uyarlanan Görünmez Adam, Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde oynadığı Acı Kiraz ve Justin Kurzel imzalı Kelly Çetesi'nin gerçek hikayesi haftanın dikkat çeken filmleri. Diğer yapımlarsa Sonsuzluk Üzerine, Geçerken Uğradım, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Semur 2 Cinlerin Büyüsü ve LOL Sürpriz.